başlayan bir kişisel gelişim ve evrene mesajını yolla. İyi düşün, her şey iyi olsun. Hepimiz okuduk, hayatlarımızı değiştirmeye çalıştık ama hocam sanki pek bir şey değişmedi. Plasebo bize farklı ne vaat ediyor? İnsanın içinde çalışan bir sistem bu. Ve Allah'ın harika bir sistemi. Biz Allah'a güven duydukça ve yakın oldukça yenileceğine inanan, zayıf olduğuna, güçsüz olduğuna inanan toplumlar da aslında yeniliyorlar. Galip gelebileceğine inanan toplumlar da başarılı oluyorlar ve atılım yapabiliyorlar. Bu da plasebo ile ilgili. Kader hepimizin çok merak ettiği bir şey. Kaderimizi değiştirebilir miyiz? İnsanın eğer kendisinin evrenle bütün bir varlık olduğunda anlarsa dış çevresini değiştirmesini de bu kolaylaştırıyor. Böyle bir güç var. Ama bu güç farkında olunmazsa bunun binlerce yıldan beri toplumlar ve kişiler üzerinde uygulandığını biliyoruz. Büyü deniyor buna. Bütün bir kainat aslında bizim içimizde. Onun için İslam alimleri kainata büyük insan demişler, insana da küçük kainat demişler. Hemen son kitabınızla başlayacağım. Olur mu müsaadenizle? Olur. Şöyle yapalım. Siz de katılın. Nasıl? Sadece ben konuşmayayım. Karşılıklı konuşma şeklinde olsun. Daha güzel olur. En sevdiğim. Zaten ben sabaha kadar sizinle konuştum dün. Bu arada söyleyeyim. Plasebo kitabınızı okurken. Çünkü bugüne kadar hem yaptığım doğrular hem merak ettiğim şeyler hem nerede neye takılmışım bununla ilgili o kadar çok soruma yanıt aldım ki. Hatta yayından birkaç saat önce sizi aradığımda da sizi hiç konuşturmadan hemen o öyle bu böyle şu şöyle diye size sordum. Şimdi onları herkes adına soracağım. Kitabın arkasından hemen birkaç söz okuyarak başlayayım. İnsan kaderi değiştirebilir mi? Ya da kaderin hangi yöne aktığını fark edip yönlendirebilir mi? Başımıza gelecek iyi ya da kötü şeyleri plasebo ile biz mi etkiliyoruz? Kısaca insan kaderinden kaçabilir mi? İnsan kaderini kendisi mi yaratıyor? Bu soruları soracağım ama ilk sorum şu olacak. Yani kader hepimizin çok merak ettiği bir şey. Kaderimizi değiştirebilir miyiz? Biz hayatımızı biz mi yarattık, yaşıyoruz? Soracağım soru. Ama şimdi bir secret'la başlayan bir kişisel gelişim ve evrene mesajını yolla. İyi düşün, her şey iyi olsun sürecini yaşıyoruz. Bu konuda hepimiz okuduk, hayatlarımızı değiştirmeye çalıştık ama hocam sanki pek bir şey değişmedi. Plasebo bize farklı ne vaat ediyor? Ben okudum, biliyorum ama siz ne niyetle yazdınız? Sizden dinleyelim. Yani benim bu kitabı yazmaktaki amacım şu. Aslında benim incelediğim konular galaktik bir savaş var mı? Dini metinlerimizde böyle bir şey anlatılıyor mu? Eski mitolojilerde var mı? İnsanlığın tarihinde buna benzer olaylar olmuş mu? Ben bunları araştırıyorum ve bunların günümüze yansımalarını, günümüzde böyle bir strateji var mı, yok mu? Bunu anlamaya çalışıyorum. Şimdi burada plasebo konusuna girmemdeki sebep şu. Gördüm ki insanın kendi içerisinde çok acayip bir sistem var. Bu doğru çalıştırılırsa olumlu sonuçlar veriyor. İnsanın kendi bünyesini değiştirmesine sebebiyet veriyor. Ayrıca insanın eğer kendisinin evrenle bütün bir varlık olduğunda anlarsa dış çevresini değiştirmesini de bu kolaylaştırıyor. Böyle bir güç var. Ama bu güç farkında olunmazsa dış etkilerle, telkinlerle ters çalışabiliyor ve ters çalıştığı zaman sağlıklı bir insanı hasta da edebiliyor. Birçok konuda bunun kişisel yansımaları da var, toplumsal yansımaları da var. Mesela yenileceğine inanan, zayıf olduğuna, güçsüz olduğuna inanan toplumlar da aslında yeniliyorlar. Galip gelebileceğine inanan toplumlar da başarılı oluyorlar ve atılım yapabiliyorlar. Bu da plasebo ile ilgili, yani plasebonun ters çalışması, nosebo dediğimiz bir kavramla ilgili. Şimdi bunu ben şöyle bütünleştiriyorum. Kur'an-ı Kerim'de ve dini birçok kaynakta şeytanın size herhangi bir tesiri olamaz, o sadece vesvese verir diyor. Şimdi bu vesvese konusunu uzun zamandan beri ben düşünüyordum. Aslında bu vesvese insanın psikolojisini terse çalıştırmasına sebep olabilecek dışarıdan gelen olumsuz bir etki. Yani sana kendini olumsuz, güçsüz hissettiren bir etki. Ve bunu sen kendi içinde büyütüyorsun.
Hatta kendi kendini hastalandırabiliyorsun. Toplum olarak da kendi kendini yine hastalandırabiliyorsun, zayıf bırakabiliyorsun. Bu peki bizim konumuzda ne ilgisi var? Yani benim konularımla. Bu aslında binlerce seneden beri büyü dediğimiz uygulanabilen bir şey olduğunu gördüm ben. Ve bu konuda insanlığın önüne set çekmek, gelişmesini engellemek, onun galaktik medeniyet seviyesine ulaşmasını köstekleyebilmek için bunun bireysel düzeyde ve toplumsal düzeyde uygulandığını gördüm. Eğer toplumlar ve kişiler buna karşı farkındalık oluşturmazlarsa bundan etkilenebiliyorlar. Onun için bu kitapta kendi içimizde Allah'ın harika bir yaratımı olarak böyle bir sistemin bulunduğunun farkındalığı oluşması için bu konuya girmiş bulundum. Bunun bilimsel yönlerini araştırdım. Dini kaynaklarda, mitolojilerde bulunan yönlerini araştırdım. Biraz da hikayelerle bütünleştirerek kitabın içinde akıcı bir üslup kullanmaya çalışarak böyle bir kitap ortaya çıktı. Burada ben bu sistemin tanınmasını ve kullanmada kendi bulabildiğim kadar birkaç yöntemi anlatmaya çalışıyorum kitabın içinde. Şimdi en baştan başlayalım mı hocam? Şimdi bu bir Allah'ın insana verdiği mucizevi bir hediye aslında. Yani insanın kendi hayatını ve kaderini yaratabilmesi açısından bunu anlıyoruz. Ama bir taraftan da dediğiniz işte küresel güçlerin bugün yaptıkları bu mu? Öyle küçük bir göndermeniz de var. Onu da soracağım yeri geldiğinde. Tam tersini de yani korku öğesiyle işte Nocebo'yu da dünyayı yönetmek için kurtarıyorlar ve bugün bunun çok aleni bir senaryosunu mu yaşıyoruz? Diyeceğim ama bir belki hani ne olduğunu tam olarak bilmeyenler var. Plasebo'yu nasıl tanımlarsınız? Nedir plasebo? Yani plasebo şöyle, tıpçılar bunu çok iyi bilirler. Bu bilimsel bir şey. İlk defa İkinci Dünya Savaşı'nda bilimsel yönü anlaşıldı bunun. Ama bu aslında insanın varoluşuyla var olan bir şey. Yani insanın içinde çalışan bir sistem bu. Ve Allah'ın harika bir sistemi. Şimdi İkinci Dünya Savaşı'nda Amerikalı bir doktor cephede narkoz bitmişti. Ve yaralılar gelmeye devam ediyordu. Ne yapacağını şaşırdı. Kitapta onu anlatıyorum. Orada çaresiz durumdayken, evet, hemşire elinde tuzlu su dolu bir şırınga ile geldi. Ve doktor hemşirenin rahat tavırlarıyla baktı ki yapacak bir şey yok. O yaralı askere onu şırınga etti, narkoz gibi. Aslında çok tehlikeli bir şeydi bu. Çünkü hiçbir narkoz uygulaması olmadan, yani etken bir madde olmadan eğer ameliyatı yapacak olsaydı şoka girerdi asker, yaralılar ve şoktan çıkamazdı. Ölümle sonuçlanabilirdi ama burada öyle bir cesaret etti ve kullandı ve askerin hiçbir şey hissetmediğini gördü ve ameliyatı başarıyla bitirdi. O kendisi de şaşırdı. Böyle bir şey nasıl olabilir diye. Sonra tekrar savaşın devam eden günlerinde yaralılar geldikçe ve narkoz bittikçe aynı uygulamayı yaptı ve hepsinde aynı sonucu aldı. Sonra Amerika'ya döndüğünde bunu araştırdı bu konuyu ve bu konuyla ilgili belirli kurallar belirledi ve biz bugün plasebo'da, yani plasebo denilen olguyu, yeni bir ilaç keşfedildiğinde bunun etken maddesinin ne kadar etkili olup olmadığı konusundaki araştırmalardan biliyoruz. Çok yoğun olarak burada araştırılıyor, burada kullanılıyor. Yani mesela bugün koronavirüs aşısı birçok ülke yapıyor, birçok kurum da yapıyor. Bu aşının deneme çalışmalarında bu plasebo sistemi uygulanıyor. Yani şöyle yapıyorlar, deneklerden yarısını sanki aşıyı vermiş gibi görüntü vererek, tabii bunun hangi deneye uygulandığını kimse bilmiyor, bunu uygulayan doktorlar da bilmiyor. Yarısını ayırıyorlar, yarısına gerçek etken madde olan aşıyı veriyorlar, yarısına da hiç içinde etken madde olmayan aşıymış gibi görüntüsü olan bir madde veriyorlar ve bunları karşılaştırıyorlar. Plasebo'nun ortalama etkisi %37 civarındadır. Yani hiçbir madde vermeden de kişiler eğer kendilerine etken madde verildiğine inanırlarsa kendi kendilerini iyileştirirler. Yani 100 kişiden 37 kişi iyileşir bu. Hemen hemen en alt değerdir veya ortalama değerdir diyelim. Ama bunun öyle durumları var ki %80, 90, 95, 99 hatta %100'e kadar sonuç verdiği şeyler olmuştur, durumlar olmuştur. Şimdi buradan biz acaba bu sistem nasıl çalışıyor diye bunu araştırıyoruz. Bu sistem güven ve inançla çalışıyor. İnanç dediğimiz şeyin aslı da zaten güvendir. Bunu bozan şey şüphedir. Güven
Korkuyla da oluşur, ümitsizlikle de oluşur, ümitle de oluşur. Bunun ikisini ayırmak lazım. Burada mutlaka sistem çalışıyor ama ters çalışıyor. Yani siz ulaşmak istediğiniz sonuca bir yere kendinizi kanalize ederseniz, belli bir hedef yapıp da o sonuca ulaşmak isterseniz ve o sonuca gönlünüzü bağlarsanız ve burada şüpheye düşerseniz sistem yine çalışır. Fakat sizin istediğiniz sonuç olmaz. Başka bir sonuç olur. Yani biz ona bizim istediğimiz sonuç gerçekleşmedi diyoruz. Ama aslında bir şeyler oluyor. Yani şüphe de aslında çalıştırıyor. Ümitsizlik ve korku da çalıştırıyor. Ama bunun olumlu çalışması güvenli oluyor ve inançlı oluyor. İnanç dediğimde yanlış anlaşılmasın. Mutlak varlık olan Allah-u Teala'ya inançtan bahsetmiyorum. Tabi aslında bütün inançların özü odur ama sizin başarmak istediğiniz konuya olan inancınız da burada etkili oluyor. Yani herhangi bir konuda başarılı olmak istiyorsanız ona %100 güven duymanız gerekiyor. Eğer güven duyamazsanız, herhangi bir şüpheniz varsa, şüpheniz oranında ters çalışır bu sistem ve istediğiniz o oranda gerçekleşmez. Bu böyle bir şey. Bunun çok deneyleri var. Bunun deneyleri var ve hani o da insanın şüphesinin gitmesine neden oluyor aslında kitabı okuyunca, plasaboya karşı. O yüzden o deneyleri, yani bilimsel kanıtları bolca koymuşsunuz kitaba. Çünkü evet, kanseri tamamen yeniyor mesela. Hiç aslında bir ilaç almadan, boş bir ilaç aldığını sanan kişiler, değil mi? Bu birkaç kez de değil, pek çok kez gerçekleşiyor. Şimdi şöyle, hem düz hem ters çalışan bir hasta var. Ben bunu İstanbul'da olan bir vaka olarak ve kanser olduğunu öğrendikten sonra son günlerini geçirmek üzere Ayvalık'a yerleşen bir emekli bir kişi olarak anlattım kitabımda. Şimdi bu kişinin çok mide kanseri, tahmin ediyorum herhalde mide kanseri olması lazım hatırlayabildiğim kadarıyla. Mide kanseri oluyor ve bu kişi artık diyorlar ki yani senin yapacak bir şey yok. Bir köşede kenarda son günlerini rahat geçir. 2 ay kadar bir ömrü kaldığı söyleniyor ve hanımıyla karar veriyorlar. Ayvalık'a yerleşiyorlar. Ayvalık'ta da hastanede yine kontrolleri devam ediyor. Doktorundan şöyle bir şey rica ediyor. Diyor ki Ramazan ayına girmişler veya Ramazan'dan önceki ayda da olabilir. Yani bana diyor Ramazan bayramına kadar diyor acaba diyor destek verip yaşatabilir misin doktor bey diyor. Doktor da ne desin elimden geleni yaparım diyor. Ve o kişinin bir hafta 10 gün içerisinde tamamen iyileşme gösterdiği hayretle görülüyor. Bütün tetkikleri yapılıyor ve tamamen iyileştiği görülüyor. Ama ondan sonra şöyle bir olay oluyor. Ramazan bayramı yaklaştıkça o kişinin sağlığı yine bozuluyor. Burada hem plasebo hem de tam ters etkisi nosebo devreye giriyor. Çünkü ikisine de inanmış. Yani o kişi Ramazan bayramına kadar yaşayacağına inandığı için kendi kendisini iyileştiriyor. Ve Ramazan bayramında öleceğini düşündüğü için ve buna kesin inancı olduğu için Ramazan bayramından birkaç gün önce rahatsız oluyor ve vefat ediyor. Şimdi buna benzer çok örnekler var. Mesela Amerika'da yine koltuk altlarında ve vücudun değişik yerlerinde aşağı yukarı portakal büyüklüğünde uğurları olan yine bir kanser vakası var. Ondan da bahsettim. Orada da şöyle bir şey oluyor. Bir araştırma hastanesinde bu. Hasta yatarken onun da artık son günleri sayılı gibi böyle öyle karar verilmiş. Ve diyor ki araştırma yapıyor, öğreniyor. Hastanedeki bir doktorların birkaç tanesiyle veya hemşirelerle konuşuyor. Orada laboratuvarda yepyeni bir kanser ilacının keşfedildiği ve bunun çalışmaları yapıldığını öğreniyor. Ve doktorundan rica ediyor. Ne olursun bu ilacı bana verir misin diye. Doktor da diyor ki yani o ilacın çalışma grubu belli. Ben seni onun içine dahil edemem falan dediyse de yine doktora çok yalvarıyor. Sonunda doktor bu kişiye bir plasebo vererek onun gönlünü rahatlatmak istiyor. Ve o kişi aslında aldığı ilacın plasebo olduğunu bilmiyor ve gerçek etken madde olan ilaç olduğunu biliyor ve iyileşiyor. Ve evine gönderiliyor. Ama bir gün televizyon seyrederken haberlerde bu ilacın bir işe yaramadığı konusunda bir haber dinliyor. Sonra bir hafta 10 gün içerisinde tekrar hasta oluyor. Uğurları tekrar çıkıyor. Tekrar doktoruna başvuruyor. Doktor da durumu öğrenince tekrar bir plasebo vermeyi deniyor buna ama şöyle diyor. Aslında o birinci versiyon ilaçtı. Şimdi bunun ikinci versiyonu keşfedildi. Bu çok daha etkili. Ben sana ondan vereceğim diyerek yine plasebo veriyor. Ve tekrar o kişi iyileşiyor. Ve aradan bayağı bu yani iyileşme süreleri şöyle aradan
aylar geçiyor yani. O tamamen, çünkü bütün tetkiklerinde uğurlar kayboluyor. Vücudunda herhangi bir şey çıkmıyor. Tahlillerde bir sonuç vermiyor. Yani tamamen iyileştiği belli oluyor. Ve yine evinde bir gün otururken yine televizyonda bu ilaç firmasının etken maddesinin yeterli olmadığı yüzünden dava edildiğini öğreniyor ve tekrar hasta olup vefat ediyor. Bu örneklerde görüyoruz ki kişinin hem kendini iyileştirebilme hem de hasta edebilme gücü var. Bu sadece ve sadece güven ve inançla çalışıyor. Bunun tersi de aslında korku dediğimiz veya ümitsizlik dediğimiz şey de güven ve inanç oluşturan şeylerdir ama ters plasebo'yu çalıştırıyor bunlar. Nosova dediğimiz plasebo'nun tersini çalıştırıyor. Bunun binlerce yıldan beri toplumlar ve kişiler üzerinde uygulandığını biliyoruz. Büyü deniyor buna. Aslında bizim dualarımız da plasebodur. Büyü denilen şey de plasebodur. Büyü denilen şey ters plasebo etkisi veren nosebodur. Bizim dualarımızla yapmış olduğumuz şey de aslında plasebodur. Ama hocam burada bir şey hemen şimdi aklıma takıldı. O zaman hani biz Allah'a dua ederiz ve gün doğmadan neler doğar? Şimdi ben bu hikayeyi bu bilimsel örneklerin içinde görmesem Allah demek ki dualarını kabul etmiş, iyileştirmiş diye düşünebilirim. Öyle düşünürüm. Evet. Orada bir kafam karıştı. Anlatabildim mi acaba sorumu? Hani tabii anladım. Şöyle, zaten bu Allah'ın bize vermiş olduğu mükemmel bir sistem. Biz Allah'a güven duydukça ve yakın oldukça bu sistemi çalıştırabiliyoruz. Bunu hem kendi vücudumuz üzerinde hem de dış ortam dediğimiz, dışarıda gördüğümüz zahir ortam üzerinde de çalıştırabiliyoruz. Bunun kendi vücudumuz üzerinde çalışması yeni yeni epigenetik denilen özel bir bilim dalında anlaşılmaya çalışılıyor. Nasıl olduğunu, bu genler üzerinde yani beynin bazı salgılar ürettiği ve bunların birçok geni aktif ettiği ve bu aktif olan, kapalı, daha önce kapalı olan genlerimizin aktif hale gelmesiyle bunların ürettiği proteinlerle kendimizi iyileştirebildiğimiz. Bu da Allah'a yalvarmak sonucunda ve Allah'a yakınlaşmak sonucunda oluyor. Çünkü Allah'a yakınlaşmak şu demek, sen çok daha fazla güven duyuyorsun. Ve Allah'a yakınlaşmak, isterseniz bahsederiz, İbn Arabi şöyle anlatıyor. Bütün kainatlarda, yani kainat diyebiliriz, evren diyebiliriz. Bizim şu anda yaşadığımız bu evrene şehadet evreni diyor İbn Arabi. Bunun tamamen bunu kapsayan ve içine alan evrene misal alemi, misal evreni diyor. Ve ona içine alan bu kat kat Allah'a yakınlık evrenlerini söylüyor bu şekilde. Boyutları söylüyor. Onu da içine alan evrene ruhlar evreni ve ruhlar evreni içine alan evrene de esmalar evreni diyor. Esmalar ve sıfatlar evreni aslında Allah'ın zatıyla bizim bütünleştiğimiz noktadır. Biz burada dua ettikçe aslında zikir de bunu yapar. Dua da aynı şeyi yapar. Kat kat bu evrenler, çünkü bu evrenlerin hepsinde bizim varlığımız var. Yani biz burada sadece böyle köksüz ağaç gibi yaşayan varlıklar değiliz. Allah ile manevi bağlarımız var ve bunları biz göremiyoruz, fark edemiyoruz ama işte zikir ve dua ile bu katları açtıkça, yakınlaşma oluştukça artık kişi şöyle anlatıyor onu da, aynaya bakıldığı zaman aynanın içinde kendi yansımamızı görürüz. Bunu gördüğümüz zaman bunu şöyle karşılaştırıyor, yani dış ortama baktığımız zaman bizim gördüğümüz her şeyi aynanın içinde, aynaya baktığımız zaman gördüğümüz kendi görüntümüze benzetiyor. Aslında biz buna dikkatimizi verdiğimiz zaman aynanın kendisini göremeyiz. Aynanın kendisi de vardır ama onu göremeyiz. Aynanın kendisine odaklandığımız zaman ise kendi yansımamızı göremeyiz. Şimdi eğer bunu dış ortama böyle uyarlayacak olursak, yani bu fiziki dünyaya baktığımız zaman aslında biz aynada kendi görüntümüzü seyrediyoruz, aynanın kendisini göremiyoruz. Ama aynanın kendisini görmeye çalıştığımız zaman kendi görüntümüz kayboluyor. İşte bu yakınlaşma demektir. Burada da şu oluyor. Kişi kendisinin varlığının ne kadar bundan vazgeçerse, yani ölmeden önce kendinizi öldürün sözü buradan geliyor aslında. Bu kendi kişinin nefsi duygularını dengelemesi manasına gelir ve kendi varlığından sanki vazgeçmiş, Allah'ın varlığıyla bütünleşmiş gibi olur. İşte bu noktada dualar da etkili olur, bu plasebo da etkili olur. Hem kendi varlığımız üzerinde, vücudumuz üzerinde, hem de dış ortam dediğimiz ortam üzerinde etkili olur ve onu değiştirir.
kendi vücudumuz üzerindeki konu epigenetikle anlaşılmaya çalışılıyor. Yani daha önceden genlerin, gen dediğimiz yapıların böyle hiç değişmez yapılar olduğu zannediliyordu. Ama çalışmalar, son çalışmalar gösterdi ki bunların bir ömür içinde bile birçok yenisinin açılıp aktif hale getirilebileceğini ve hatta diğer nesillere aktarılabileceğini gösterdi. Ve ayrıca genlerin tek bir şeye hükmetmediği de anlaşıldı. Yani mesela sizin diyelim ki midede, böbrekte veya herhangi bir yerinize rahatsızlık varsa veya bu annenizden, babanızdan size aktarılmış olan bir şeyse, çevre şartlarıyla da aktif olmuşsa, aslında bu gene biz çıkartırsak bu rahatsızlıktan kurtulur muyuz diye düşündüler. Fakat öyle olmadığı anlaşıldı. Çünkü onu çıkarttığımız zaman vücudun sağlam başka birçok yerine de ilgili olduğu anlaşıldı. Ve oralarda da arızalar doğurduğu anlaşıldı. Yani böbreği rahatsız eden geni çıkarttığımızda böbrek iyileşiyor ama mesela diyelim ki gözümüzü veya saçımızı veya başka bir yerimizi o gen hükmettiği için o genin yokluğu orada da hissediliyor ve orada arızalar çıkıyor. Şimdi epigenetik bunu araştırıyor. Ben de buna yeni bir kavram ekleyeyim dedim. Epifizik diye. Aslında dış ortam da aynı bu şekilde bizim davranışımızdan etkileniyor ve bizim yönelişimize göre plastik bir şekil alıyor. İşte bu da kainatla bizim bütünleştiğimiz noktada anca devreye alınıyor ve buna başarılı olabiliyoruz. Öbür türlü aynanın görüntüsüne, yani aynadaki kendi görüntümüze odaklanırsak, yani dış çevredeki bu zahiri görüntüye odaklanırsak ve onu gerçek zannedersek aynanın kendisine yaklaşamıyoruz. Yaklaşamadığımız için dış ortamı da eğip bükemiyoruz ve bize çok katı geliyor, dirençli geliyor ve her şeyde bizim karşımıza engeller çıktığını görüyoruz. Şimdi sizin için ekşi sözlükte Müslüman kuantumcu demişler. Gördünüz mü o yorumu? Görmedim. Onlar çok güzel değişik yorumlar yapıyorlar. Yani şey demiyorum. Hani kuantum fiziğini de anlatıyorsunuz ya bir taraftan. Benim de hoşuma gitti Müslüman kuantumcu diye onu not etmiştim. Şimdi siz aslında diyorsunuz ki 21. sayfada, 25. sayfada, 142. sayfada, 135. sayfada sadece sen varsın, senden başka her şey kafanın içinde. Dışarıda olan biten hiçbir şey yok. Aslında hayal içindeyiz. İbni Arabi de hayali varlık, gölge varlık diyor diye de işte bir yerde de yine ona referans olarak dönüyorsunuz. Şimdi biz yok muyuz yani? Serhat Ahmet Hocam. Bu aslında paralel evrenler teorisinin benim tarzımca açıklanması. Ben bir model öneriyorum. Bu modelde şunu yapın. Sizden başka hiçbir şey yok kainatta. Fatih Sultan Mehmet'e ait bilgiler sizin kafanızın içinde. Dışarıda gördüğünüz her şey sizin kafanızın içinde. Böyle bir modelle çevreye bakarsanız, kendinize bakarsanız şöyle bir şey oluyor. Aslında sizin ulaşmak istediğiniz her şey sizin varlığınızın içerisinde. O zaman siz buna neden ulaşamıyorsunuz acaba? Şunu söylüyorum. Diyorum ki o varlıkların ulaşım yollarını eğer çözerseniz, onların davranış tarzlarını çözerseniz, onlar zaten sizin varlığınızın içinde. Yani paraya mı ulaşmak istiyorsunuz? Zaten bütün paralar sizin beyninizin içinde. Neye ulaşmak istiyorsanız, başarıya mı, şöhrete mi, neye ulaşmak istiyorsanız sizin varlığınızın içinde. Benim için bu geçerli. Benim için siz benim varlığımın içerisinde bir figürsünüz. Ama sizin için de ben aynı şekilde öyleyim. Bu aslında paralel evrenler teorisinin değişik bir tarzda açıklanması demektir. Ve iç içe geçen evrenler burada söz konusudur. Herkes bunu böyle düşünürse kendi varlığını ortaya çıkartabilir. Neyi kullanmak isterse onu kullanır. Neyden uzak durmak istiyorsa ondan uzak durabilir. Çünkü bütün bir kainat aslında bizim içimizde. Onun için İslam alimleri kainata büyük insan demişler, insana da küçük kainat demişler. Bunu böyle anlamak lazım. İbn Arabi'nin anlatım tarzları burada buna çok benziyor. Ben bunu kendim bir model olarak öneriyorum. Bu paralel evrenler modelini herkes kendisinde uygulayabilir. Bunu uyguladığımız zaman şu çıkıyor ortaya. Aslında biz burada biraz önce de bahsettiğim her şey yok, bir tek ben varsam o zaman benim mutlaka yaratıcıya yaklaşıp bu kendi benliğimi onunla bütünleştirmem gerekiyor. O zaman işte gerçek varlığa ulaşıyoruz. O zaman hakikaten bu model çalışıyor. Yani burada yaratıcıya yakınlaşmak ve senin bütün her şeye
egemen olabileceğini bilmen gerekiyor. Tabii bunu ben burada anlatıyorum. Bu teorik bir şey. Pratik olarak uygulanabilir mi? Ona ait de örnek de verdim orada. Mesela Fatih Terim çıksa futbolcularını anlatıyor mesela maçtan önce anlatıyor. Şunu şöyle yapacaksınız, böyle taktik veriyor falan. Futbolcular o taktiği dinlemeden başarılı olamazlar. Ama Fatih Terim'e çık, sen oyna dese birisi, Fatih Terim o golleri atabilir mi? Atamaz. Burada pratikle teoriyi birleştirmek gerekiyor. Teorisi bunun biraz kolay görünüyor. Biraz araştırma yapan herkes bu sonuçlara ulaşabilir. Ama pratik uygulama çok zor. Pratik uygulamada işte insanın birçok konuda kendi sistemine hakim olması gerekiyor ki bu da nefse hakimiyet demektir. Bunun için içe dönük bir mücadele gerekir ki bu esas cihat dediğimiz peygamberimizin yani sahabeleriyle birlikte savaştan dönerken şimdi küçük cihattan büyük cihata dönüyoruz dedikleri ve onların şaşırıp kaldıkları, sordukları büyük cihat nedir ya Resulullah dedikleri zaman onlara şimdi kendi nefsimizle mücadeleye dönüyoruz bu daha zordur dediği konudur.